Kalk sen! Git buradan! Merhaba arkadaşlar. Jurassic World'üme hoş geldiniz. Bu bölümde Jurassic World Dominion filminden büyük bir dinozor olan Giganotosaurus'u inceleyeceğiz. O devasa büyük dinozor. Bakın bu. Filmin efsane bir sahnesi vardı. Final sahnesiydi. Bu dinozoru T-Rex ve Terzinosaurus ikisi sıkıştırdı ve öldürdü. O sahneyi yapmaya çalıştım. Masraftan kaçınmadım. John Hammond. Evet arkadaşlar, bu sözle burayı noktalıyorum. Şimdi dinozoru incelemeye başlayacağız. Bu Türkiye'ye gelmiş olan bir dinozor. Bunu aldığımda kutusu sapasağlamdı ama şu introlarda kullandığım bir video vardı ya, yataktan bir anda fırlıyorum hani. İşte bu o sırada hasar aldı şurası. Şurasında bir beyazlık var. Ya bunu sipariş verdiğimde dedim acaba defolum ama daha sonrasında mağazaları böyle gezerken inceledim. Çoğunda var leke. Kimin de çenesinde var, kimin de bacağında falan. Kutunun arkasını bir inceleyelim. Bakın böyle bu şekilde. Büyük, devasa. Evet. Açıyoruz. İçinden bir tane kullanım kılavuzu çıktı. Ya bu hepsinden çıkıyor bunlar. Bunları pek de incelemeye gerek yok. Şuradan da yırtalım. Ve de. Kutusu bakın böyleydi, içi böyle alevli, lavlı falan filan, değişik bir şey. Evet arkadaşlar, her yere oynayan bir dinozor. Şu ayaklarını bir düzelteyim. Şöyle. Evet, ayakları düzeldi. Yeşil ve koyu yeşil tonlarından oluşan bir dinozor. Oldukça iri, oldukça büyük. Evet, şimdi şurada bakın okuyucusu var. Telefonunuzda uygulama varsa bunu okutuyorsunuz ve bir kilit açılıyor oyunda. Yani dinozorlar da klasik galiba ya. Genelde böyle 3 tane parmakları oluyor. Ya da üç pençeleri. Ayakları da böyle üç parmaklı. Sert plastik. Bakın şurada o beyazlık yok. Dişleri böyle girdili çıktılı. Bakın şuralara. Şimdi ağzını falan açacağız bunun. Oo, bakın ağzını açalım, bir muayene edelim. Aç bakayım ağzını. A yap. Evet. Biraz hastalanmış. Dilinin rengi kaçmış. Nedense böyle çok kırmızı değil. Ağzının tadı bozuk herhalde. Bakın şöyle yapıyor bu yürüdüğü zaman demek ki. Kuyruğu 1, 2. İki yerden hareket ediyor. Ayaklarla birlikte 3, el 4, şu gövde kısmı 5, çene kısmı 6. Yani şu baş kısmı. Altı yere hareket ediyor arkadaşlar. Şimdi bağırtalım mı? Oo, bakın şurada bir düğme keşfettim. Şuraya bastığınızda bağırıyor. Hem de uzun sürüyor bağırması. Bayağı uzun. Oo, bakın adım sesi.
Evet. Terzinosaurus'a karşı. Buna bir kafa attıralım mı? Ve burada T-Rex var. Bakın T-Rex'le birlikte şöyle yapalım hatta. Aha. Terzinosaurus kızdı. Bakın böyle yapıyor. Evet, şimdi sizi o klasik sahneye götüreyim mi? Bakın ekranda da var. Bu sahneyi biliyorsunuz. Giganotosaurus'un bir tarafında T-Rex vardı. Şu şekilde. Ve bir tarafında da Terzinosaurus vardı. T-Rex Giganotosaurus'u şöyle ağzını açarak ittirdi. Ve Terzinosaurus'un pençelerine bıraktı. Ve o sahnede Giganotosaurus Hakk'ın rahmetine kavuştu. Terzinosaurus ellerini kana buladı. Onun ortakçılığını yapan T-Rex de buna çok sevindi ve bağırdı. Ve böylece Giganotosaurus'un efsaneliği de sona erdi. Ve böylece bir videonun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Durun, hemen bitirmeyeceğim. Ama güzel bir kurgu yaptım değil mi? Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi o sahneyi canlandırmaya çalıştım. Ne kadar becerdim bilmiyorum. Yorumlarınıza bırakıyorum artık. Hepinizi seviyorum.